Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ernest Hemingway'in unutulmaz eserlerinden biri olan Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u anlatacağım. Bu kitabı okurken savaşın acımasızlığını, insanların yaşama tutunma çabalarını ve en umutsuz anlarda bile nasıl bir umut ışığı doğabileceğini hissettim. Şimdi bu büyüleyici hikayeyi birlikte keşfedelim. Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ernest Hemingway'in en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve İspanya İç Savaşı'nın acı gerçeklerini insani bir bakış açısıyla anlatır. Hikayenin merkezinde Amerikan kökenli dinamit uzmanı Robert Jordan bulunur. Robert, savaşa gönüllü olarak katılmış ve İspanyol Cumhuriyetçilerle faşistlere karşı mücadele eden bir partizandır. Hemingway bu kitapta savaşın sert yüzünü, umutlarını kaybetmemeye çalışan insanları ve sevgiyi keşfetme mücadelesini oldukça etkileyici bir dille anlatıyor. Robert Jordan, İspanya'nın dağlık bölgelerinde faşistlerin stratejik bir köprüsünü havaya uçurma görevi alır. Bu görevi başarması, Cumhuriyetçi kuvvetlerin ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu görev hem teknik zorluklarla doludur, hem de Robert'ın içinde bulunduğu partizan grubunun kendi içindeki gerilimlerle daha da karmaşıklaşır. İspanyol halkının çelişkileri, korkuları ve cesaretleri bu partizan grubunun dinamiklerinde somutlaşır ve Robert'ın mücadelesi bir yandan da bir insanın kendi içinde verdiği ahlaki savaş haline gelir. Partizan grubunun lideri Pablo karmaşık ve kararsız bir karakterdir. İlk başta göreve karşı çıkar ve bu tutumu grubun moralini ciddi şekilde etkiler. Pablo'nun korkak ve güvensiz davranışları sadece Robert'ın değil, diğer partizanların da güvenini sarsar. Ancak ilerleyen bölümlerde Pablo'nun karakterinde meydana gelen değişim ve iç çatışmaları, savaşın insanları nasıl derinden etkilediğini gösterir. Pablo'nun karısı Pilar ise oldukça güçlü, kararlı ve lider özellikleri taşıyan bir kadındır. Pilar, grubun gerçek lideri gibidir. Cesareti ve ileri görüşlülüğüyle grubun ayakta kalmasını sağlar. Pilar'ın güçlü karakteri, savaşın ve zorlukların ortasında dahi insanın nasıl direnç gösterebileceğinin bir sembolüdür. Kitabın derinliğini artıran önemli karakterlerden biri de Maria'dır. Maria, faşistlerin zulmünden kurtarılmış genç bir kadındır ve Robert'la arasında hızla gelişen bir aşk başlar. Bu aşk, savaşın acımasızlığı ve ölüm korkusu arasında sanki bir umut ve yaşama bağlılık kaynağıdır. Hemingway, bu aşkı savaşın ortasındaki insanların kısa süreli mutluluğa ve yaşama anlam katmaya olan ihtiyacını göstermek için kullanır. Robert ve Maria'nın ilişkisi, belirsizlik ve korkunun gölgesinde yeşeren bir umut çiçeği gibidir. Maria'nın yaşadığı travmalar ve Robert'la olan ilişkisi, savaşın insan hayatında yarattığı derin izleri ve bu izlerin iyileşme sürecindeki umudu temsil eder. Hemingway'in güçlü betimlemeleri, okuyucuya İspanya'nın dağlarını, çam ormanlarını ve partizanların zor koşullarını adeta yaşatır. Kitap boyunca karakterler, sadakat, ihanet, cesaret ve korku gibi temel insani duygularla boğuşurlar. Partizan grubundaki her bir karakterin kendi iç çatışmaları ve kişisel motivasyonları vardır. Örneğin, Anselmo adındaki yaşlı partizan, savaşa duyduğu nefretle birlikte insan hayatına verdiği değeri sürekli sorgulayan bir figürdür. Anselmo, savaş sırasında dahi insan öldürmenin etik boyutunu düşünür ve bu durum, kitabın savaşın anlamsızlığı üzerine kurduğu derin felsefi temellerden biridir. Kitabın adı John Donne'un ünlü sözünden gelir. Hiçbir insan ada değildir. Her insan bir bütünün parçasıdır. Bu ifade Hemingway'in savaşın bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu vurgulamak istemesini gösterir. Robert Jordan'ın kişisel fedakarlıkları, kitabın sonunda trajik bir boyuta ulaşır. Ama aynı zamanda bu fedakarlık, savaşı kazanmaya dair bir umut ışığı bırakır. Robert'ın köprüye yönelik görevi tamamlamaya çalışırken kendi sonunu kabullenmesi,
savaşın ve bireysel fedakarlıkların ne kadar iç içe geçtiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Robert, son anlarında bile görevine olan inancını ve diğerleri için kendini feda etme cesaretini korur. Bu fedakarlık, savaşın gerçek kahramanlarının sadece cephede savaşanlar değil, aynı zamanda toplumun geleceği için kendi hayatlarını hiçe sayan insanlar olduğunu gösterir. Hemingway, savaşın sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda insanların ruhlarında ve zihinlerinde yaşanan büyük bir çatışma olduğunu anlatır. Robert Jordan'ın iç dünyasındaki gelgitler, görevine olan inancıyla ölme korkusu arasındaki çatışması, savaşın bireysel psikolojide yarattığı derin etkileri gözler önüne serer. Ayrıca partizanların birbirlerine olan bağlılığı, bir grup olarak hayatta kalmak için gösterdikleri çaba, Hemingway'in insan ilişkilerine verdiği önemi ortaya koyar. Robert ve Maria'nın aşkı, her şeyin son derece geçici olduğu bir dünyada bile güzellik ve sevginin var olabileceğini hatırlatır. Çanlar kimin için çalıyor, savaşın anlamsızlığı ve insan ilişkilerinin karmaşıklığı üzerine derin bir sorgulama sunar. Hemingway, her karakteri ve her ilişkiyi detaylandırarak savaşın sadece cephede değil, insanların kalplerinde ve zihinlerinde de nasıl bir çatışma yarattığını ortaya koyar. Robert ve Maria'nın aşkı, her şeyin son derece geçici olduğu bir dünyada bile güzellik ve sevginin var olabileceğini hatırlatır. Pilar'ın güçlü karakteri, Maria'nın yaralı ruhu ve Robert'ın kararlılığı, savaşın insanlar üzerindeki etkilerini ve bu etkilerle nasıl başa çıkıldığını gözler önüne serer. Hemingway'in yalın ama vurucu dili, bu kitabı savaş edebiyatının klasiklerinden biri yapmıştır. İnsanlığın ortak acılarını ve umutlarını yansıtan bu hikaye, yalnızca savaşın değil, yaşamın anlamı üzerine de güçlü bir mesaj verir. Hemingway, bize çanların aslında hepimiz için çaldığını ve her bireyin kaderinin toplumun geri kalanıyla nasıl bağlantılı olduğunu hatırlatıyor. Kitap, savaşın içindeki insan ruhunu ve bireysel fedakarlıkları derinlemesine işleyerek, okuyucunun hem karakterlerle hem de onların mücadelesiyle güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Umarım bu özet sizlere kitabın derinliğini ve Hemingway'in anlatımındaki gücü aktarabilmiştir. Eğer bu hikayeyi henüz okumadıysanız kesinlikle öneririm. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kitaplarla kalın.